Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Captain ATX'in yollamış olduğu efsane gaming klavye ile birlikte bir maç çıkartacağız, bir oyun oynayacağız ve test yapacağız ve modelini falan söyleyeceğim sizlere. Videoya geçmeden önce açıklama kısmında 90.000 abone özel çekilişimiz var. Ona kesinlikle katılmayı unutmayın. 100.000 abone de açıklanacak. Klavye, kulaklık, fare veriyoruz. Bir de artı 5 Deagle'la artı 5 gölge vereceğiz arkadaşlar. Aranızdan 5 şanslı kişiye bu hediyeleri vereceğiz. Haberiniz olsun, 90.000 abone özel çekilmişimiz, 10.000 abone, yani 100.000 abone de bitiyor, 10.000 abone sonra bitecek. Haberiniz olsun, kesinlikle katılmayı unutmayın. Bu arada bu videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açan bir kardeşime şöyle bir set yollayacağım. 7 günlük AK-47, 7 günlük Deagle, 7 günlük AWP bu setleri içeren, Allah razı olsun, Game Satış verdi. Bu arada Game Satışlarınızı açıklama kısmındaki Game Satış linkinden almayı unutmayın. Almayacaksanız bile destek olmak için tıklayıp bir göz atın abi. Game Satış veriyor. Her bir epin kodu gibi giriyorsunuz. AWP, Keleş, bir de Deagle veriyor arkadaşlar. Ben bayağı bir girdim. Bana bayağı verdi. Yani sürüsüyle say bitmeyecek şekilde verdi. 285 gün AWP, 226 gün Keleş, 253 gün Deagle'ım var şu an. Bunlara bir zağ bile yatırmadım. Bakın, bir zağ bile yatırmadım. Aha, 25.000. 2 aylık, 3 aylık fiyatına. Al abi. Aha. Vay. Vay. Aha, alamıyoruz. Aha, paramızla rezil oluyoruz. Neyse. Klavyeyi test edeceğiz arkadaşlar. Konuyu fazla uzatmadan klavyeye geçelim. Test klavye. Yani test klavye demişim. Klavye testine geçeceğiz. Şöyle bir oda bulalım öncelikle. Odaya girsin falan. En azından bir de maç atalım anlatırken. Nerede? Ha, sabotaj olsun. Kısa. 5'in oldu abi. Var mı öyle bir çılgın oda? Varsa öyle bir şey buluruz abi. Dur bir dakika. Kuzey Irak. Oha, 10 dakika en azından 200 öldürme. Tamam. 10 dakika ise sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, klavyemiz şöyle göstereyim. Dur bir dakika, otomatik odaklamayı açtıydım. İnşallah klavyeyi odakladıktan sonra bana odaklar. Abi lütfen. Şöyle bir klavye beyler. Gördüğünüz gibi fazla oynamayacağız oyun. Sadece klavye tanıtımı olsa bizim için yeterlidir. Az uzda oyun gireriz. Biraz kill atar çıkarız. Klavye o şekilde, rengarenk bir klavye arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Almanızı tavsiye ederim. Tanıtım gibi de düşünebilirsiniz bunu. Hiç sıkıntı yok. Almanızı tavsiye edebileceğim bir klavye. Şöyle arkadaşlar, klavyenin renk ayarları var. Rengi böyle full kapalı. Ay pardon. Şöyle full kapalı. İsterseniz bunu full açık yapabilirsiniz. İsterseniz de şuna basıp durmadan yanıp sönüyor haline getirebilirsiniz. Abi bu. Şurada. Burada bir ejder logosu var MSI'ın. Burada Numlock 1, A, S ve G. Bunların ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Hiçbiri yanmadı şu ana kadar. Bir numara hariç. Bir tek Caps Lock'ta yanıyor ikinci. Başka bilmiyorum. MSI Gaming yazıyor burada LED'li bir şekilde. Hiç sönmüyor. Söndürseniz bile sönmüyor. Ha, sönüyormuş, tamam. Söndürseniz sönüyormuş. Tamam. Söndürdüğünüzde bir tek şuradaki reis sönmüyor. Tamam. Bunu şimdi test şeyine geçebiliriz. Testi çok güzel arkadaşlar. Mekanik hisli. Fiyatı galiba 350-400 TL. Çok güzel bir klavye. Test edebileceğim bir klavye. Test edebileceğim demişim. Tavsiye edebileceğim bir klavye. Şöyle ben de linkli yapayım. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir klavye. Tavsiye eder misin diye sorarsanız kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Oyun bitti la, biz girdik. Vay başıma gelenler. Ona bir headshot atmazsam içim içimi alır. Headshot olmadı ama olsun. Evet. Eğlendik. Bitti. Kaybettik. Girer girmez kaybettik. Dediğimiz gibi arkadaşlar, klavye bundan ibaret. Sol üstünde MSI Gaming. Sağ üstünde bir ejder logosu var. Hani ekranda ters olarak görmüş olabilirsin. Normal klavye şeklinde zaten bu da. Şurada da biraz kill atıp çıkalım ya. Bir test edelim abi. Sesini falan test edin. Önemli olan. YouTuber'lar için veya YouTuber olarak merak edip de izliyorsanız veya başka şey de olabilir. Video çekiyorsanız veya alacaksanız, kesin bir klavye alma şeyiniz varsa, bu videoda işinize yaradıysa teşekkürüm abinde yorumlara yazarsanız onu da sevinirim. Belki olabilir böyle bir şey. Tam alacaksınızdır. Tam ben şey yapmışımdır, vesile olmuşumdur falan. Şimdi test videosuna da geçeceğiz abi. Şu kulaklığı biraz çıkartayım. Test videosuna da geçeceğiz. Sesi böyle mesela, Furkan Yiğit yazalım. Hatta bas ya, bu karmaşa olur. Böyle patır patır basmam. Yazı yazayım mesela. Merhaba. Dur yazı yazalım. Merhaba, ben
Furkan Yiğit. Video çekiyorum. El sallayayım vesaire. Böyle yazılar yazabiliriz. Kardeşim sen bana mı vurdun be? Kaplan desen de var bu arada ha M4'ümüz. Şekil oldu bu kaplan reis. Şuraya bir bom atalım. Klavye çok güzel. Bir de bunun buna uyumlu bir fare var. Onu da tanıtacağım yakında. Bu hediye bu hediye olarak geldi bu arada arkadaşlar. Şey gelmedi yani. Nasıl diyeyim size? Kendim almadım. Zula'dan, Lokum Games'ten hediye olarak geldi. Çok teşekkür ediyorum gerçekten onlara da. Harbiden bu kadar iyi olduğunu bilsem, mesela biri anlatsa, dese ki bana böyle bir klavye al, alırım. Hani testine de bakalım. Genellikle internetten söylediğim için klavyeler olur budur alamıyorum test olmadan. Hani testlerine bakıyorum. Adamlar ne kadar. Kendim kullanmadan almak istemiyorum. Klavye, mouse gibi şeyleri. Ben de eskilerini kullanıyordum. Eskisi de çok sağlam benim. Yani onu da kullanma ama bu daha güzel tabii ki. Onu da kullanabilirdim ama bu daha güzel tabii. Işıklı mışıklı benim için o yanı güzel. Işıklı falan olması. Adam nerede lan? Bir ben mi göremiyorum? Hadi adam oynuyor reis. Bir de AWP'mizi alalım. Bu arada %75 hızlı canlanma var. Direkt abi şey oluyor. Ne onun adı? Ölüyoruz. Öldüğümüz an doğuyoruz. Oo, elenden ayrıl. Hop, elenden oyunu bırak. Bu arada 63 olacağız ya. Bir ara level kazayım dedim, kastık da. Şimdi kasamıyoruz. Abi direkt ya. Direkt bitiyor biliyor musunuz mu? Bak hiç oynamaya gerek bile kalmıyor. Oo, takım çoğaldı. Bizi yok etmesinler. Bir tane daha var. Oba alırım. Roket atarım, apusu yatar. Hop elenden ayrıl. Hop elenden ayrıl yapma. Ya kalmadı öldük gittik. G36 alalım abi biraz da. G36'ya da kaplan çıktı. Kaplanı bu arada çok sevdim ya. Aslan şeyde gelir mi acaba? Aslan desen. Ay kaplan geldi de. Benim burcum aslan. Aslan desen gelse benim için iyi olabilir. Burcumuzu kullanırdık. Al işte. Koş abi şuradan. Koş koş koş. Şuraya bir bomb. Şuraya da bir orayı ölür mü? Ölür mü? Ölmedi be. Değmedi böyle. İkinci değmedi. İkinci değseydi. Hedefim birinci de öldürmek değildi. İkinci değdi ama. Birinci tuttu, iki tutmadı mesela. Hayat garip. Evet. Test zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ben konuştukça zaten anlayabiliyorsunuz. Sesini. Şöyle. Harbiden gene artı altı tuttu. Vurursa artı altı vuruyor ya. Diğeri fazla işe yaramıyor. Vay, yanlışlıkla öldürdük. Fareye bile yanlışlıkla bastım. Vurayım ölsün diye basmadım yani. Bir dakika reissin. Onu vurur muyuz? Onu vurur muyuz? Vurdum. Onu vurur muyuz? Onu vuramayız. Gel bakayım. Salazar. M468 alalım ya. Bunlar sıktı baydı. Oo reissin. Hop eğlendin ayrıl kardeşim. Şuradan bir bomb. Oh. Güzel. Güzel abi. Hadi bir beşli yapmadan çıkmayalım bari. Dokunulmazlık benim için kötü ya. Aha bug buldum. Aha kendi gidiyor. Kendi kendine zıplıyor orada. Vallahi bizde de olacak mı bakalım. Dur abi. Aha. Vallahi bıraktım bak. Kendi kendine oynuyor. Ana. Şemmame loke 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 loke. Bak sağ sol yapıyorum. Dokunmuyorum. Dur. Dur ya. He nasıl oluyor? Şemmame loke 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 loke. Aha vallahi kendi kendine şemmame yapıyor. Halay çekiyor reis. Yani kardeşim şuraya bir bomb. Şuraya da bir bomb. Elenden ayrıl demek isterdim ama elenemedin ayrıl. Oo Zeynep kardeşim gel buraya. 7 mermimi bir kişi alır mıyım? Alırım herhalde o kadar da değil. Alamadı. Hop. Canım canı kardeşim. Johnny canı canım. Bak o gene şemmamme yapıyor. Oy şemmamme loke. Gel buraya. Hop Salazar. Salazar gel buraya. Ooo Hüsnü selamünaleyküm. Bunu da aldık abi. 50. Oha billahi yanlışlıkla vurdum.
Vallahi billaha. Hop, elenden ayrıl. Hop, elenden ayrıl. Oba. Oba. O ay sen ne diyorsun be? G36 alalım abi biraz. Şuraya bir bomb. Hadi lan bir kişi be. Uf var ya çılgın oynuyoruz ha. G36 işimize yaradı. Böyle bitirelim. O da iyice doldu zaten. Hızlı biteceğini düşünüyorum abi. En azından bu gameplay'i de atmış olalım. Aynen bir de maç çıkartalım bunun üstüne üstelik. Hem klavyeyi tam. Klavye bu şekilde. He, harikası modeliniz söylemeyi unuttuk. Ürünü almanız için zaten açıklamaya link koyarım. Oo. Ürünü almanız için zaten açıklamaya link koyarım arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz. Rahat bir şekilde. Dediğim gibi yani rahat bir şekilde oradan alabilirsiniz. Johnny kardeşim. Şuradan bom. Şuraya. Saçlamalama. Hop. Onu vur. Aslında zıplamam daha kötü biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz mu? Şuradan bir reis daha gelirse. Bu arada yeni arka plan nasıl yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Yorumlara yazarsanız sevinirim beyler yeni arka plan. Daha da güzelleşecek de. Şimdilik düz arka planı. Beyazdan daha iyidir en azından. Da. Bu arada yeni bir şey çıkmış. Sinyal veriyor adama. Dur bakayım. Selamünaleyküm. Oğlum adama sinyal. Adama tutunca sinyal çıkıyor falan bir şeyler oluyor. Aha adamı tespit eden lazer yapmışlar. Bakalım. Normal şeyde de böyle mi Crosshair'da? Hop. Selamun aleyküm. Ama seri sıkamazdım. Pompalıyla da abi 6 slot nedir ya? Var 6, 4, 4 taneydi. 6'ncıları 5 ve 6'yı parayla alabilseydik. Hani ama o zaman da çok sıkıntı olurdu ya. Herkes alamazdı. Çünkü herkes için kötü olan bir şeyi parayla getirin en azından. Mesela çok kişi için kötüdür 6 set. Ben beğenmedim fazla ama koyuyoruz ya. Sınırsız silahlarım için iyi. Abi arkalandık. Şöyle AWP alalım bir de. Şuraya bir bomb. Bir kişi almalıyız onu. Oo normal scope. Vay be reis. Babanla mı şey takçıydı be Halili bu. Halili bu. Halili bu kardeşim. Halili bu kardeşimi bir bombalıyoruz. Hop bomb. Halili bu kardeşim sizlere ömür. Hop. Halli bu kardeşim bu da senin arkadaşın biliyorum. Scoot alalım birazdan. Abi alamıyorum o derece. Lan 6'ya basacağım. Sonuncuya alışmışım sonuncuyu 4'e basarak almayı. 4'e bastım ben de diyorum kim verdi bana çayı. Scoot alalım diyorlar. Canım scoot oynamak istedi. Vallahi böyle beyler 6 set. Dilediğinizce silah alabiliyorsunuz. Daha çok silah almak için getirildi büyük ihtimal bu özellik. Benim düşüncem o. Wow reis. Wow neredesiniz? Elenden ayrıl ya aramızdan. Oy sen ne yaptın be? Babanla mı abici? 6'ya bastık. Bak gene 5 mi bu? 6. Şeyler garip ya. Rakamları garip bu şeyin klavye. Rakamları net yapaydınız iyiydi. Harfler güzel de. Rakamlar garip. Harflere sıkıntımız yok. Harfler şekil reis. O an bir quick şey atamadık. Headshot atamadık. Quickscope'la bir headshot atamadık. Scoop'ta da çok güzel oluyor ya bu arada 3-1. Aha gene Jemmame çekmeye başladı. Jemmame bu ki. Vay be. Biraz daha UTS alalım. Abi var ya direkt gidiyor direkt direkt. Lazeri direkt kapatmışlar var ya. Zula çok geç getiriyor ama. Ne yapsın abi. Yavaş yavaş gelişiyor Zula'da. Oo çılgın. 4. 4'ü alalım. Bu arada klavyenin markası MSI DS4200. Güzel bir klavye internetten alıştırabilirsiniz. Çin'de çok ucuz. Çin'de 100 lira 150 liraya alabilirsiniz bunu da. Türkiye'de ne 11'de hepsi burada falan oralarda hop elenden ayrıl. Oralarda gerçek fiyatı 350-400 TL. Çok güzel bir klavye. Hadi. Ben beğendim arkadaşlar. Hediye geldi. Zula'dan. Tekrar söyleyeyim. Video atlatarak izleyen arkadaşlar olabilir. Yani bu şekilde. Olay bu abi yani klavye çok güzel rengarenk ledli metli.
Ama istediğiniz renk olmuyor yani. Böyle kayma falan yok, efektleri falan olduğu gibi duruyor renkler. Sadece kapanıp açılan kendi renk özelliği var. Bir tek o abi. Başka bir olayı yok fazla. Böyle böyle. Yani kapanıyor. Tamamen kökten kapatabilirsiniz. Full açık yapabilirsiniz. Bir de sönüp yanan yapabilirsiniz. Videomuz da bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Zulu videolarında görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.